Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 25 Mart Cuma, hafta içinin son gününde Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının üzerinden bugün tam 13 yıl geçti. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır, uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Karlı, fırtınalı bir havaydı. Türk siyasetinde iz bırakan Muhsin Yazıcıoğlu, Keş Dağı'nın eteklerinde şüpheli bir kazayla aramızdan ayrıldı. Sel gider, kumu kalır. Bu seçim de gidecek ama siz komşu olarak, akraba olarak, hemşer olarak yine birlikte yaşamaya devam edeceksiniz. Derdiyle dertlendiği milletiyle son kez hasbihal etmiş, helikopter yolculuğunda şehadete yürümüştü. Ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Toprağı örten soğuk kar, şehadetinde onun bedenini üşütmedi. Isıttığına inandırdı bizi. Zorlu çileli geçen bir ömürdü onunkisi. Benim için yaratılmışı severim. Yaradan'dan ötürü anlayışıyla insan var karşımda. Anadolu'nun bağrından çıkan ve yine Anadolu'nun bağrında sonlanan ve içinde bulunmasına rağmen siyasetin sivri dilinden uzak, naif bir ömür. Soğuk hapishanelerde üşüyerek geçen ama ülküsünden vazgeçmeyen, ülküsü uğrunda nice zorluklara hiç tereddüt etmeksizin göğüs geren bir ömür. Küstüm gayrı varsın 25'ine, baharda kar tipi düşmüş peşine. Şehadet kendisine nasip olduğunda henüz 55 yaşındaydı. Gözlerim parke parke taş duvarlarda açılıyor, hayal pencerelerim hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi. Siyasi hayatı boyunca günlük münakaşalardan uzak kalmaya özellikle gayret eden Yazıcıoğlu, halk diliyle de davasının milletinin davası olduğunu, siyasette tek gayesinin hizmet etmek olduğunu açıkça gösterdi. Bütün bunların yanında siyasette dik duruşundan da hiç taviz vermedi. Bir saniyesine bile hakim olamadınız, hükmedemediniz, bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktu. Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Takvim yaprakları 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Kahramanmaraş'ta halka hitap eden Muhsin Yazıcıoğlu, vatandaşlarla vedalaşıp Yozgat'a gitmek üzere helikoptere bindi. Helikopter bilinmeyen bir sebeple şüpheli şekilde düştü. Dersizde bir sorun var, iletişim yok. ...48 saat süren arama çalışmaları sonrasında helikopterde bulunan diğer kişilerle beraber Yazıcıoğlu'nun cenazesine ulaşıldı. Sıkça tartışılan konulardan biri Yazıcıoğlu'nun kayıp eşyalarıydı. Helikoptere binerken yanında olan siyah çantası, sim kartı ve silahı bir türlü ortaya çıkmadı. Diğerlerinden bir haber alabilir miyim? Bir ses geldi mi? Diğerlerinden hepsi geldi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Fedaide ailesine, burada bulunan dava arkadaşlar, ecirler, sabırlar, hayırlı uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da yapılacak belediye başkanları toplantısına katılmak için giderken Afyonkarahisar'da mola verdi. 12. yılımızda Ve 10. yılda burada bir gelen Uzun zamandır Afyonkarahisar'da mola vermeyen MHP lideri Devlet Bahçeli, geleneğe kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Genel Başkanım. Sağ olun efendim. Pandemi başladığından bu yana Afyonkarahisar'da mola vermeyen Bahçeli, Antalya'ya giderken Afyonkarahisar'da soluklandı.
MHP lideri Bahçeli'yi kurmaylarının yanı sıra MHP Afyonkarahisar Milletvekili ve MYK üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal, Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey ve il yöneticileri yalnız bırakmadı. Bir süre Güzbey'le sohbet eden Devlet Bahçeli, uzun bir araç konvoyu ile Antalya'ya devam etti. 12. yılımızda bizi tebrik ediyor. Başarılar sayınızı. 10. yılda burada bir gelen arkadaşlar. Sağ olun. Selam söyleyeyim. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'nin Mart ayı olan toplantısı yapıldı değerli izleyenler. Toplantıya Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'nin 2022 yılı Mart ayı olan toplantısının açılış konuşmasını yapan ATSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, gelecek hafta İzmir Mermer Fuarı'nın gerçekleştirileceğini hatırlattı. Merdivenci şu ifadeleri kullandı. Sektörün bütün aktörlerinin büyük önem verdiği Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılarak ilimizi temsil edecek tüm firmalarımıza şimdiden hayırlı fuarlar diliyoruz. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız her yıl olduğu gibi bu yılda İzmir Mermer Fuarı'na katılan üyelerimizi standları başında ziyaret ederek plaket takdim edecek. Mermer sektöründen bahsederken ilimizin yaşadığı tatlı heyecanı da sizinle paylaşmak isterim. 19 Nisan'da Ege Maden İhracatçıları Birliği'nde yönetim kurulu seçimi var. Bu seçimlerde iki aday da Afyon'dan çıktı. Birisi meclis üyemiz Sayın İbrahim Alimoğlu, diğeri ise iş insanı Serkan Sarıçiçek'tir. Adaylara başarılar dilerken en önemli konunun birlik ve beraberlik olduğunu vurgulamak isterim. Merdivenci, açıklamasının sonunda Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde ATSO tarafından 100. yıla yakışan etkinlikler düzenleneceğini bildirdi. Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının son bölümünde Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek meclis üyelerine hitap etti. Bu bölümde vali yardımcıları Nurullah Kaya, Mehmet Boztepe, Mehmet Keklik ve Ömer Tekeş de hazır bulundu. Vali Gökmen Çiçek, albikira.com'un kuruluşundan ve kadın kültür evlerinden bahsetti. Vali Çiçek, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, başkanlığımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye'de her gittiği yerde hem tanınırlığı hem kurumsallığı soruluyor. Her zaman yanımızda. Ben Sayın Hüsnü Sertesere çok teşekkür ediyorum, diye konuştu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de belediyemizi ortak akılla yönetiyoruz. Muhtarlarımızla mutat bir toplantı yapıyoruz. Birim müdürlerimizle cuma namazını her hafta bir mahallede kılarak mahallenin problemlerini mahallinde dinleyip çözmeye çalışıyoruz. 58 mahallemizin tamamına yatırım yaptık, dedi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de, Sayın Valimiz geldiği günden bu yana fark oluşturan bir validir. Sayın Valim, biz her zaman arkanızdayız. Sayın Valimiz geldi, Ayazin'i bambaşka bir yer haline getirdi. Albikira.com, kadın kültür evleri ve kooperatifleri Sultan Dağı. İmza attığı tüm projelerde sonuna kadar arkasındayız. Sayın Belediye Başkanımızı ayrıca meclisimize davet edeceğiz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz, diye konuştu. Toplantı konuşmaların ardından sona erdi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Büyük Taarruz'un 100. yılının coşkuyla kutlanmasının Afyonkarahisar'ın tanıtımına katkı sunacağını bildirdi. Serteser, ATSO'da etkinliklerin açıklandığı bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ATSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci ve İl Protokolü katıldı.
Büyük zafer kazanıldıktan sonra dünya milletlerinin takdirlerini ve tedbirlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezdinde Türkiye'ye ilettiğini aktaran Sert Eser, ASSO'da 100. yıl köşesi hazırladıklarını ifade etti. Sert Eser, Afyonkarahisar Valiliği'nin kurum ve kuruluşlara yönelik zafer kutlamaları ile ilgili yazısının planladıkları projelerin uygulanması için önemli bir fırsat oluşturduğunu vurguladı. Kocatepe'de başlayan büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin zaferin kazanılması ile ülkemizin kurtuluşunu sağladı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız olarak 2 ayda bir büyük taarruz ve büyük zafer ile ilgili etkinlik düzenleyerek bu konuda önemli bir farkındalık oluşturmayı arzu ediyoruz. Mayıs ayında yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte Kocatepe'ye çıkacağız. Ardından da şehitlikleri ziyaret edeceğiz. Temmuz ayında Türkiye çapında ses getireceğine inandığımız Afyon İktisat Kongresi'nde önde gelen bilim insanları ve uzmanlarını ilimizde ağırlayacağız. Kongrenin ardından Afyon İktisat Kongresi kitabını hazırlayarak okuyucuyla buluşturacağız. Ağustos ayında bir klasik haline getirdiğimiz ASSO spor oyunlarının 16.sını gerçekleştireceğiz. 16. ASSO spor oyunları kapsamında bu yıla özgü zafer koşusu düzenleyeceğiz. Eylül ayında büyük taarruz ve büyük zaferi o günkü gelişmeleri birebir yansıtacak gazetede anlatacağız. Büyük Zafer Gazetesi tam anlamıyla prestij yayını olacak. Aralık ayında ise Kadın Kültür Evleri ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin katkılarıyla 100. yıl sergisi açacağız. Büyük taarruz ve büyük zaferin ilimizde coşkuyla kutlanmasının hem önemli bir farkındalık oluşturacağına hem de ilimizin tanıtımına yardımcı olacağına gönülden inanıyorum. Basın açıklamasının ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından Büyük Taarruz'un 100. yılı anma konseri gerçekleştirildi. Konser katılanlardan büyük beğeni aldı. İlk protokolü ayakta alkışlayarak tebriklerini iletti. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek her fırsatta gençlerle, esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyor, gönüllerine dokunuyor. Bu kapsamda valilik tarafından hazırlanan klip geliyor ekranlarınıza. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Ekonomik sıkıntıları meclise taşıyan Köksal iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Katar'a, İran'a mübarek Ramazan ayı öncesi
canlı hayvan ihraç edip kendi ülkesinde ete %48 zam yapanlar tüketiciyi koruyamaz. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü, milleti kuyruklara muhtaç etmenin mahcubiyetini duyacağı yerde uzun kuyruklar oluştuğu için biz zam yaptık diyecek kadar ileri gidebiliyor. Bakın, seçim bölgem Afyonkarahisar'da Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı, yani sektör temsilcisi, sizi uyarıyor. Müdahale etmezseniz, önlem almazsanız Ramazan ayında Afyon'da 105-110 liraya çıkabilir et fiyatları diyor. Ama kimin umrunda? Umrunuzda değil. AKP demek bu ülkede zam demek, zulüm demek. Benzin ve motorun fiyatlarına Cumhuriyet tarihinin rekor zamlarını yapmak demek. Bir yılda mazot ve benzine %327 zam yaparak rekorlar kitabına girmeye adaysınız. Tabii rekor zamlarınız burada kalmıyor. Mutfak tüpünde %120, elektrikte %127, unda %300, doğalgazda %110, gübrede %400, şekerde %200'la yine rekorlara koşuyorsunuz. Zaten bir dediğiniz bir dediğini de tutmuyor. Dün ekonominin kitabını yazdık diyordunuz. Bugün ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz diyorsunuz. 2002'de hedef Avrupa Birliği diyordunuz. Bugün milleti et, mazot ve akaryakıt kuyruklarına mahkum ettiniz. Akaryakıt zamlarıyla servisçiler kontak kapattı, isyan ediyorlar. Nakliyeciler, kamyoncular, taksiciler hepsi zorda. Vatandaş bile artık arabasını çalıştıramaz hale geldi. Ama siz hala dünya bizi kıskanıyor masallarını okumaya devam edin. Dünyanın doğal taş sektöründe en önemli buluşmalarından olan Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 30 Mart 2 Nisan tarihlerinde kapılarını 27. kez tüm dünyaya açıyor. Marble İzmir, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda katılımcı firmayı ve sektör personelini Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar kompleksi Fuar İzmir'de ağırlayacak. Türkiye'deki mermer rezervi, dünyadaki mermer rezervinin %33'ünü oluştururken ülkemiz mermer çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Türkiye'de 80'in üzerinde değişik yapıda, 120'nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi bulunuyor. Mermer sektöründe en önemli kent olan Afyonkarahisar'da sektörünün önde gelen firmalarıyla fuarda yerini alacak. Marble İzmir Fuarı, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının buluşma noktası olan liman kenti İzmir'de tüm dünyadan binlerce sektör profesyonelini buluşturacak. Son yapılan fuara 28 farklı ülkeden 1000'den fazla firma, 128 farklı ülkeden 80 bine yakın ziyaretçi katılım göstermişti. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Standartları Enstitüsü Konya Bölge Koordinatörlüğü İşbirliği'nde bilgilendirme yapıldı. Seminerde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi anlatıldı. Yani enerji tüketimini hiç üretim yapmayarak da azaltabiliriz, değil mi? Ama buradaki amaç ne olmalı? Bilgilendirme semineri Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi. Dünyada düzenlenen yeşil binalar sertifikası arasında. Seminerin açılışını ASSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül yaptı. Burada TSE konusu önemli bir konu gerçekten. Almış olduğumuz belgeler yönünden ihtiyaç var şu anda o bölgelere. Odamızda Türkiye'de akredite olmuş odalar arasında A sınıfında yer almakta olan bir odalarımızın içerisinde ISO 9001, ISO 14005, aynı zamanda COVID döneminde yine TSE'den gerekli olan incelemeler neticesinde COVID-19 ile ilgili belgelerimizi de gerçekleştirdik. Aynı zamanda Ticaret Sanayi Odamız dünyada düzenlenen yeşil binalar sertifikası arasında GREN en yüksek derecede ödül olan ödülü de kazanarak çevreci bir bina olarak da dünya standartlarında ödülümüzü gerçekleştirdik. Bu toplantımızın her
iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz. TSE Konya Bölge Koordinatörü Mehmet Yıldırım'sa konuşmasında enerji verimliliği belgesinin önemli olduğunu belirtti. Ticaret ve Sanayi Odası İl Başkanlığımızla yapmış olduğumuz bu bilgilendirme çalışmasındaki amacımız sanayicilerimizi kanunen yürürlüğe girmiş olan 50.000 lira enerji yönetim sistemleri konusunda bilgilendirmek, bu yönetim sisteminin öneminin neden gerekli olduğunu kısa bir çalıştayla sizlere aktarmak ve sonucunda sizin kafanızda oluşabilecek olan sorularımızı enstitümüz ve il müdürlüğümüz olarak cevaplandırmak amacıyla burada bulunuyoruz. Biz Konya Bölge Koordinatörü olarak şu ana kadar Türkiye genelinde yönetim sistemleri konusunda bölgemizde Afyon, Aksaray, Karaman, Mersin'in merkez ve Tarsus ilçeleri haricindeki bölgede 900'ün üzerine yönetim sistemleri belgesi, yaklaşık Afyon ilimizde dahil olmak üzere 1180'in üzerinde ürün belgesi, 1800'ün üzerinde de bu illerimizde hizmet yeri belgelenmesi gerçekleştirdik. Amacımız buradaki sanayicimize bu yönetim sistemleriyle ilgili kurumsal bir kimlik kazandırarak yapmış olduğu üretimlerde ve gerçekleştirdikleri hizmetlerde daha kaliteli bir hizmet sunumunu ve üretimi gerçekleştirmesi için bizim de bir katma değer sağlamak. Türk Standartları Enstitüsü Afyonkarahisar Belgelendirme Müdürü Bekir Sıtkı Taktak da bilgilendirme seminerinin faydalı olmasını diledi. Afyon, Aksaray, Karaman, Mersin'in merkez ve Tarsus'un içeri. Konuşmaların ardından Konya Bölge Koordinatörlüğü Baş Tetkikçi Zeynep Öztürk, ISO 50.001 enerji yönetim sistemini anlattı. Enerjinin önemini dile getirdi. Amacımız buradaki sanayicimize bu yönetim sistemleriyle ilgili. Seminer sonunda katılımcılara belge takdimi yapıldı. Bir bina olarak da dünya standartlarında. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Şarampole devrilen minibüs bir cana mal oldu. İki kişi de yaralandı. Kaza Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu üzeri Bayram Gazi rampası yakınlarında meydana geldi. Kadir Bey idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, polis, 112 acil servis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 26 yaşındaki Hamza Baytar isimli şahsın öldüğünü belirlerken sürücü Kadir Bey ile Servet E isimli şahsın ise yaralı olduğunu tespit etti. Ardından AFAD ekipleri yaralıları ve kazada ölen Baytar'ın cansız bedenini sıkıştıkları yerlerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası yaralılar ve ceset çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken Baytar'ın cansız bedeni ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın ardından inceleme başlatıldı. Türkiye Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Daha fazla olabilir ama yönetim kurulu sayısı... Türkiye Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, bir kafede gerçekleştirdiği basın toplantısında Ramazan ayı ile ilgili açıklamalar yaptı. 19 Mart'ta gerçekleştirilen genel kurulda yenilenen yönetim kuruluyla tekrar göreve seçildiğini hatırlattı. Şube genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Yeni yönetimimizle yeni bir heyecanla Ramazan ayına faaliyetlerimizle birlikte süratli bir şekilde gireceğiz inşallah. Kızılay olarak bağışçıların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Yakın, mobil aşevi ile ilgili projelerini aktardı. Afyon'un hemen hemen bütün ilçelerinde, köylerinde, mahallelerinde görünmeye gayret edeceğiz. 30 Ramazan boyunca iftar yemeği vermek için gayret edeceğiz. Mobil aşevimiz biliyorsunuz bağışçılarımız bize bağışlarını verdiği zaman onların istediği mahalle veya köy neresi istikameti bize belirlerlerse biz o mahallede gidip ihtiyaç sahibi ailelere artı Ramazan'daki oruç tutan vatandaşlarımıza iftar ettiriyoruz. Pandemi dönemince bunu sıhhatli bir şekilde devam ettirdiğimize inanıyorum. Bir şekilde vatandaşlarımızın ayağına kadar bu iftar nimetini ulaştırmayı vazife bildik. Bu yılki mobil aşevimizde sunacağımız yemeğimizin menüsü şöyle. Kavurma et, pilav, yanında çorba, pide ve tatlı olacak. Bunun için bir kişilik iftar bedelini 30 lira olarak belirledik. Bize bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız kaç kişilik bağış yapmak isterse, iftar vermek isterse onu 30 ile çarpıp bize nakdi olarak gönderebilirler.
giyim yardımı da yapacaklarını ifade eden yakın, sistemlerine kayıtlı 2700 kişiye ulaşmayı, gelen talepleri de geri çevirmeden karşılamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Normalde bize kayıtlı olan şu anda 2700'e yakın ailemiz var. Bunların tamamına bu Ramazan ulaşacağız inşallah. Artı gelen talepler, biliyorsunuz Ramazan ayında talepler daha çok artıyor. Ramazan ayında gelen taleplerin tamamını cevapsız bırakmamaya gayret edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen İmam Hatip Okulları Arası Genç Bilal-i Rezan Okuma Yarışması bölge finali Afyonkarahisar'da yapıldı. Türkiye genelinde yapılan yarışmanın bölge finallerinden biri de 7 ilden katılan öğrencilerin performansıyla gerçekleşti. Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan Kudüs Camisi'nde yapılan finallere 10 lise, 9 ortaokul öğrencisi katıldı. Oluşturulan jüri önünde ezan okuyan İmam Hatip Okulları öğrencileri genç hafızlar hünerlerini icra etti. Yarışmayla ilgili bilgi veren Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, burada dereceye giren öğrencilerin Türkiye genelindeki finallere katılma hakkı kazanacağını söyledi. 7. bölge İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Lisesi de seçilerek birinci olarak gelen genç bilaller ezan okuma yarışmamızı ev sahibi olarak biz yapıyoruz. Afyonkarahisar yapıyor. 9 İmam Hatip Ortaokulu'ndan öğrencimiz, 10 tane de İmam Hatip Lisesi'nden gelen öğrencilerimizle müştereken bu camimizde icra ediliyor Bilal, genç bilaller ezan okuma yarışmamız. Bundan sonra inşallah Türkiye finali olacak. Burada lise, İmam Hatip Lisesi öğrencimizin birincisi, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizin birincisi Türkiye geneli finale katılacaklar. Yapılan puanlamanın ardından liselerde Antalya Muratpaşa Şehit Muhammed Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülsamet Kırkuşu, ortaokullardaysa Antalya Kumluca Bayram Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Akça birinci olarak finallere katılma hakkı kazandı. Anda Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilciliği tarafından Suriye'ye gıda malzemesi ve kömür yardımı yapıldı. Bilecikli hayırseverlerin yardımları Suriye'de kamplara ulaştırıldı. Anda Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilciliğinden Fuat Karakuş ve Ta Dingeç, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan kışlık yardım paketleri ve kömürlerin dağıtımını gerçekleştirdi. Elbap'ta bulunan Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek yetimlerle oyunlar oynayan üyeler, hayırseverler tarafından temin edilen kurbanları kestirip etlerini dağıttı. Karakuş yardımlarından dolayı Bilecikli hayırseverlere teşekkür etti. İzlenimlerini aktardı. Suriye Elbap Kubbesi'nin Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi'ndeyiz. Hayırsever vatandaşlarımızın kurbanlarını keseceğiz. Allah hayrınızı kabul etsin. Sağ olun, var olun. Suriye'den selamlar. Karakuş dünyanın birçok yerinde akan kan ve gözyaşının dinmesini istediklerini sözlerine ekledi. Isparta'da bir kadın kendisini ormanlık alana götürerek tüfekle tehdit eden eşinin şiddetinden bakın nasıl kurtuldu. Isparta'da bir kadın eşinin şiddetinden kades uygulamasıyla kurtuldu. E'de eşi S.E.'yi otomobille Sidre Tepesi'ndeki ormanlık alana götürdü. Bu esnada otomobildeki tüfeği alan E'de kadını tehdit etmeye başladı. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E. cep telefonundaki İçişleri Bakanlığı'nın kadın destek uygulamasını kullanarak yardım istedi.
Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kadın bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin teslim ol çağrısına uymayan ED ise otomobiliyle kaçmaya başladı. 32 Adana Bolu, Batı 497. Bu araç... Bir sürü ormanlık alanda araçla ilerleyen ED, daha sonra aracı bırakarak ormanlık alanda gözden kayboldu. ED'nin yakalanması için ormanlık alanda ve kent merkezinde çalışmalar sürüyor. Geçelim ortam. Ortam çok yoğun burası. Daha sonra görüşelim. Burdur'da Orman Haftası etkinliği kapsamında 600 fidan toprakla buluşturuldu. Fidanlar toprakla buluşuyor. Burdur Gölü kenarında kuş gözlemevi karşısındaki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, vatandaşlar, AFAD gönüllüleri, jandarma ve polis ekiplerince fidanlar toprakla buluşturuldu. Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, geçen yıl orman yangınlarında ciğerlerin yandığını belirterek fidan dikimleriyle yanan alanların yeşillendirileceğini ifade etti. Orman uzun vadeli bir yatırımdır. Bugün dikerseniz 10-15 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra o ağacın büyüdüğünü görürsünüz. Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş da ormanları korumanın ve yeni orman alanlarının açılmasının herkesin vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti. Burdur ilimizde de son 20 yılda 112 milyon 609 bin adet fidan dikilmiştir. Yine bu yıl 1 milyon fidan dikilecektir. Konya'da motorlu taşıtlar sınavında başarısız olan adayların yerine joker aday veya görüntü ve ses alıcı düzenekle kopya çeken suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi. Olayın adresi Konya. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motorlu taşıtlar sınavında başarısız olan kursiyerlerin yerine joker aday olarak tabir edilen kişilerin sınava girdiği veya sınavda kursiyerlerin sesli ve görüntülü uyarı cihazlarıyla kopya çektiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suça karışan örgütü tespit ederek 35 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında 35 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda cerrahi maske içerisine gizlenmiş kopya düzeneği, Wi-Fi cihazı, görüntü aktaran düğme, ses cihazları ve sınav belgeleri ele geçirildi. Sistem ve bilgisayar kayıtları üzerinden joker adaya ne kadar çok benzetirlerse o kadar çok bu joker adasına da başarı sağlıyor. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İlk ifadeleri alınan şüphelilerin sınavda başarısız olan kursiyerlerin yerine geçen joker aday diye tabir edilen kişilerin fark edilmemek için kuaföre giderek saç, bıyık, kaş gibi benzetmelerini yaptığı ve kuaför parasını da ek ücret olarak müşterilerinden aldıkları öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahte ÖSYM kanununa muhalefet gibi suçlardan adliyeye sevk edildi. Manisa'da ekipler geçit vermedi efendim. Düzenlenen operasyonda tarihi eserleri sosyal medya üzerinden satmaya çalışan iki kişi kıskıvrak yakalandı. Ekipler geçit vermedi. Tarihi eserleri sosyal medya üzerinden satmak isteyen iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Manisa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesine bağlı Güldede Mahallesi'nde iki şüphelinin sikke ve çeşitli objelerden oluşan antik dönemlere ait tarihi eserleri, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıklarını tespit etti. Ekipler tarafından 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Roma,
Bizans, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen toplam 1100 tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi eserler Manisa İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyon kapsamında soruşturma devam ediyor. Konya'da hastane bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Hastanede çıkan görüntüler alındı şu an. Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastane bahçesinde çıkan kavga kanlı bitti. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup hastane bahçesinde buluştu. Tarafların arasında sözlü başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine MD yanında getirdiği bıçakla FK'yı bacağından yaraladı. Olay anında hastanede bulunan polis kavgaya müdahale etti. Olaya karışan şüphelilerden biri kaçmak isterken diğeri ise saklandığı hastane içerisinde gözaltına alındı. Yaralanan FK hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar'da üzerinde iki çocuğun bulunduğu motosiklet, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada motosiklet üzerinden fırlayıp ticari aracın altına giren çocuğu aracı iterek çıkardılar. Olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde meydana geldi. SŞ idaresindeki hafif ticari araç, iddiaya göre ters yönden gelen 11 yaşındaki çocuğun kullandığı tescilsiz motosikletle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki SS isimli çocuk, olduğu yerden fırlayarak kendilerine çarpan ticari aracın altına girip yaklaşık 2 metre sürüklendi. Yaşanan kazada yaralanan MM ile SS, olay yerine gelen 112 acil servis ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri ise detaylı bir inceleme yaptı. Burada kaza olduğunu duyduk. Çok üzüldük. Her iki tarafa da geçmiş olsun. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan kaza ise görenlerin adeta tüylerini diken diken etti. Görüntülerde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette sürücünün arkasında oturan SS bir anda olduğu yerden fırlayarak aracın diğer tarafına düşüp ardından aracın altına giriyor. Sonrasında ise araç sürücüsü ve çevreden gelen vatandaşlar aracı yerinden oynatarak altındaki çocuğu çıkarıyor. Dişli köyüne gelip uyarıyor. Ehliyetsiz ve ters yönden lütfen araç kullanmayın diyerekten uyarı yapıyorlar. Jandarmalardan Allah razı olsun. Ama bu uyarıya dikkate almıyorlar. Lütfen dikkat alalım. Denizli'de de alkollü sürücünün çarpması sonucu motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde 16 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Kılıç idaresindeki otomobil kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil aşırı süratli bir şekilde park servisini götüren Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan motosikletli kurye savrularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Batır, İlk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Kılıçsa ekipler tarafından gözaltına alındı. İzmir'de
İlk kez hakim karşısına çıkan ve tutukluluğunun devam etmesi kararı alınan Kılıç, duruşmada ise tahliye edildi. Avukat aracılığıyla aile karara itiraz ederken, duruşmanın ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin süratle motokuryeye çarpması ve ardındansa yolcu indiren minibüse çarpıp bir iş yerinin duvarına çarptığı anlar yer alıyor. Isparta'da iş makinesi yüklü tırın üst geçide çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi. Isparta'da sürücü henüz öğrenilemeyen iş makinesi yüklü tır Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki üst geçide çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken araçta ve üst geçitte maddi hasar meydana geldi. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik tırın kaldırılmasıyla normale döndü. Bilecik'te seyir halindeki otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Ya dizen şöyle gidiyorduk, böyle oldu, düştük, kalktık, imza. Otomobil ile bir motosiklet Bilecik Karayolları kavşağında çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Sırada spor haberlerimiz var. Haftaya yine aynı saate görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal Ç ekranlarından mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta playoff iddiasını sürdüren Afşet Afyonspor, yarın Zafer Stadı'nda lider Sakaryaspor'a ev sahipliği yapacak. Mor beyazlı takımın hedefi bu maçı kazanarak üst sıralarda yer alabilmek. Büyük bir mücadeleye sahne olan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hem üst sıralardaki takımları hem de düşme potasındaki takımları yarın birbirinden zorlu maçlar bekliyor. 31. haftanın en önemli karşılaşması Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda lig 6. Afşet Afyonspor'la lider Sakaryaspor arasında oynanacak. İkinci ligin en fazla gol atan iki takımı arasındaki mücadele saat 14'te başlayacak ve karşılaşmayı Ferit Undaldar, Emre Doğu, Burak Gültek hakem üçlüsü yönetecek. Geçtiğimiz hafta Ergene Velimeşi deplasmanında öne geçmesine rağmen uzatma dakikalarında yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrılan Afşet Afyonspor, yarın Sakaryaspor karşısında alacağı galibiyetle playoff iddiasını sürdürmekten başka bir şey düşünmüyor. Ligin ikinci sırasında yer alan 1461 Trabzon Futbol Kulübü ise kendi saha ve seyircisi önünde 5. sıradaki Sivas Belediyespor'a ev sahipliği yapacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle. Afşet Afyonspor, Sakarya Spor AŞ,
İnegöl Spor, Kahramanmaraş Spor, Adıyaman Futbol Kulübü, Turgutlu Spor, Ankara Spor, Bayburt Özel İdare, Silahtaroğlu Van Spor, Çorum Futbol, Soma Spor, Sarıyer, Nida Anadolu Futbol, Serik Belediye, Bodrum Spor AŞ, Etimesgut Belediye, 1461 Trabzon Futbol Kulübü, Sivas Belediye Spor, Diyarbakır Spor, Ergeneveli Meşe Spor. Afyonkarahisar'ın İNG Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi HDI Sigorta Afyon Belediye Spor, dün deplasmanda Ali Ağa Petkim Spor ile oynadığı karşılaşmadan 109-87 mağlup ayrıldı. Ligin düşme potasında yer alan iki takımın İzmir Enka Spor Salonu'ndaki mücadelesinde karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı sayılarla çekişmeli geçti. Birinci çeyreği 30-26 önde kapatan ev sahibi takım Ali Ağa Petkim Spor, üstünlüğünü ikinci çeyrekte de sürdürerek devre arasına 56-49 önde girdi. Karşılaşmanın 3. periyodunda aradaki sayı farkını açmaya başlayan Ali Ağa Petkim Spor, bu çeyreği 78-63 önde kapattıktan sonra müsabakadan da 109-87 galip ayrılarak 2 puanın sahibi oldu. Ali Ağa Petkim Spor'da Gary Ramirez 35 sayıyla oynarken, HDS Sigorta Afyon Belediyesi'nde ise Kenneth Hayes 27 sayı kaydetti. Bu galibiyetle ev sahibi takım Ali Ağa Petkim Spor, puanını 29'a yükseltti. HDS Sigorta Afyon Belediyespor ise 28 puanla en az sıraya geriledi. Aksa Sigorta Efeler Voleybol Ligi'nden düşmesi kesinleşen Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yuntaş, yarın deplasmanda Yeni Kızıltepe Spor ile karşı karşıya gelecek. Başarısız bir sezonun ardından Aksa Sigorta Efeler Voleybol Ligi'ne veda eden Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yuntaş, yarın Mardin Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda düşme potasına en yakın takım olan Yeni Kızıltepe Spor'un konuğu olacak. Halkbank'ın açık ara farklı liderliğini sürdürdüğü Aksa Sigorta Efeler Voleybol Ligi'nde son 2 haftaya girilirken 5 karşılaşma yarın, 1 Mayıs'ta pazartesi günü oynanacak. Düşme potasının 3 puan üzerinde bulunan Yeni Kızıltepe Spor, yarın saat 16'da kendi evinde oynayacağı maçı kazanıp ligde kalma şansını sürdürmek istiyor. Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yuntaş için ise bu müsabaka sadece formalite maçı olacak. Yılmaz Vural Marmara Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Vural burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yönetme problemi var, futbol doğru yönetilemiyor, Türkiye'de hala futbolu kimin idare ettiğini bilmiyorum dedi. Hadi alkışlıyorum. Teknik direktör Yılmaz Vural, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yeni Medya Kulübü tarafından düzenlenen futbola adanmış bir hayat temalı söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bir hakemin yetişmesi de kolay. Salatalık bir de, falan. Türk futbolunun yönetimsel açıdan problemlerine değinen Vural, Türkiye'de yönetme problemi var, futbol doğru yönetilmiyor ifadelerini kullandı. Ve hala Türkiye'de futbolu kimin idare ettiğini bilmiyorum. Enteresan olan bu ya, federasyon mu, kulüpler mi, siyaset mi? Kime sorsanız ben değilim. Yani çünkü ben gidiyor, zahir çıkmak istiyorum. Ya çok kolay aslında. Hayatın her alanında doğru iletişim kurmanın önemli olduğunu aktaran Yılmaz Vural, kariyerim boyunca hiçbir taraftar kitlesiyle kavgam olmadı, olumsuz bir tepki gösterilmedi. Sanırım bu da iletişim sayesinde. Türk futbolunda herkesin egosu var. Bu kişileri ikna etmeniz, yönetmeniz gerekiyor. Çalıştığınız ülkenin dilini bilmeniz lazım. Bu yüzden Türkiye'de yabancı teknik direktörlerin başarılı olabileceğini düşünmüyorum değerlendirmesinde bulundu. Ya Yılmaz dedi, bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olurdu. İnadım İnat isimli kitabından bahsederek öğrencilere önerilerde bulunan Vural, inatlaşın, hayata teslim olmayın, bir şeyi inat ederek ve isteyerek yapın, inanın olmayacak bir şey yok. Küçükken antrenör olacağım demiştim ve başardım, hayallerinizin peşinden koşun, vazgeçmeyin şeklinde görüş belirtti. Bilmeden oynuyorsun yani, Allah vermişsin çabukluk, bilmem de topa iyi vuruyorsan öyle bakın.
Eczacıbaşı Dinovit'in başarılı voleybolcusu Fatma Şekerci, C Kupası şampiyonluğu için kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz. Aynı zamanda bu biraz diğer kupalar için bizi motive etti. Önümüzde iki kupa daha var dedi. Eczacıbaşı Dinovit kadın voleybol takımı, CEV Kupası finali rövanşında Almanya'nın rakibi Alinaz Mehta ve Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Turuncu Beyazlar'ın başarılı oyuncularından Fatma Şekerci, şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kupa için çok çalışmıştık. Bizim için de çok güzel bir kupa oldu çünkü bu sezonun ilk kupası. Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz. Aynı zamanda da bu bizi biraz motive etti diğer kupalar için. Önümüzde iki kupa daha var. Onları da Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne getirmek için çok çalışmaya devam ettik. Çok inanıyorduk ve diğer takımlardan çok daha iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki de deplasman olduğu için son maç hiçbir zaman belli olmuyor sonucun ne olacağı ve gerçekten çok güzel bir Alman seyircisi vardı. Ama çok fazla Türk de vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum bizi gelip destekledikleri için. Çok mutlu olduk tabii ki de. O anda ilk iki seti aldığımızda tabii ki şampiyon olduğumuz belliydi. Zaten bütün takım sahaya koştu. O yüzden çok mutluyuz. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.